Merhaba Berenes, bugün Honor 90'ın en kötü 5 ve en iyi 5 özelliğine yakından bakacağız. Almayı düşünüyorsanız video atlamadan sonuna kadar izleyin. Beğenmeyi de unutmayın. Yine güncel fiyatı için linkini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Evet, vakit kaybetmeden ilk kötü özelliğimizden başlayalım. Bu telefonun suya karşı ve toza karşı bir dayanıklılık sertifikası mevcut değil. Yani kullanırken suya veya toza karşı daha dikkatli olmanız gerekiyor. Örneğin burada masanın üzerinde telefonun üzerine su dökülebilir, çay dökülebilir veya herhangi bir içecek döküldüğü zaman veya fotoğraf çekerken havuza veya suya düşmesine karşı dikkatli olmakta fayda var. Bence artık 2024 yılına gireceğimiz bu zamanda bir telefonda mutlaka suya karşı dayanıklık seviyesi olması gerekiyor. İyi özelliğine geldiğimiz zaman bu telefonun benim de alma sebebim olan çerçevesiz bir tasarımı. Telefonu elime aldığım zaman ve dışarıdan bakıldığı zaman da bir amiral gemisi telefonu andırıyor. Kenarları kavisli bir ekranı mevcut. Yani üst seviye bir telefon algısı uyandırıyor. 6.7 inçlik tamamıyla neredeyse çerçevesiz. 120 Hz HDR10 Plus 1600 nitlik yüksek parlaklık seviyelerine çıkabilmesi. Yine 2K'ya yakın bir ekran çözünürlüğüyle birlikte. Yani burada günlük kullanımda kullanırken de çok keyifli bir deneyim yaşatıyor ekranı ve dışarıdan bakıldığı zaman da hem arka kısmındaki kamera tasarımı hem genel tasarım açısından da premium bir algısı bulunuyor telefonun. Ekranında devamlı açık ekran özelliği de mevcut. Yani ben özellikle tasarım ve ekran açısından bu telefonu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bir diğer eksik kısmına geldiğimiz zaman bu telefonda OIS yani optik imaj sabitleme özelliği yok. AIS var yani elektronik olarak yapıyor bunu. Video çekerken oluşabilecek titreşimler için ayrı bir çip mevcut değil. Yani OIS çipi yok. İçerisindeki engellemeleri yazılımla yapıyor. Yani telefonla çok fazla video çekiyorum diyorsanız bu da bir negatif durum olarak değerlendirilebilir. Tabii ki burada AIS özelliği de çok kötü çalışmıyor. Yani AIS açısından da elektronik imaj sabitleme de iyi bir şekilde çalışıyor denebilir. Telefonun diğer bir artı kısmına geldiğimiz zaman ise 200 megapiksellik ana kamerası, 4K video kaydı gerçekleştirebilen ön kamerası gerçekten çok iyi. Evet, şu an ön kamerada 4K 30 fps video kaydı gerçekleştiriyoruz. Epey arka planda gürültü mevcut. Şu an normal açı, şimdi ise bir tık daha geniş açı aldım. Özellikle karanlık ortamlarda çok beğendim ön kamerasını. Yine titreşim engelleme özelliği de 4K'da çalışıyor. Burada gördüğünüz değerlerde ultra geniş açı kamerası, ana kamerası ve makro yakınlık kamerası ile birlikte kamera performansı açısından da yine fiyat bandına göre oldukça iyi bir iş çıkartıyor. Kamera sensörü açısından Sony kullanılması da önemli bir avantajı. Telefonun bir diğer eksik kısmına geldiğimiz zaman ise stereo olmayan mono bir hoparlör kullanılmış bu telefonda. Yani bir yerlerden kısmaları gerekiyordu. Bu kısımdan kısmışlar. Hoparlörü tam olarak şöyle şu kısımda olduğu için oyun oynarken böyle tutarsanız çoğu zaman hoparlörün üzerini kapatabiliyorsunuz. Yani üst seviye bir hoparlör değil ancak telefonun tasarımı ve diğer sunduklarının seviyesine kıyasla yani o seviyede değil hoparlör performansı bir klasman daha altında. Yani burada hoparlör performansı günlük kullanımda işinizi görebilecek seviyede deneyim sunuyor. Yani ben burada stereo ve bir miktar daha iyi olmasını beklerdim hoparlörünün. Telefonun bir diğer artısı kutu içerisinden direkt 66 wattlık hızlı şarj adaptörüyle birlikte gelmesi. 0'dan %80'e 35 dakikada gelebiliyor. Yine 5000 mAh'lik piliyle birlikte de yani yoğun kullanımda bile bir günü boyunca rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Hızlı şarj olmasıyla birlikte batarya performansı açısından da iyi bir çıkartıyor denebilir. Bir diğer eksi noktasına gelecek olursak bildiğiniz gibi özellikle hareketli sahneleri örneğin çocukları oynarken veya spor aktivitelerini daha yüksek kara hızıyla kaydetmek gerekiyor video kaydı yaparken. Akıcılığın iyi bir şekilde gözükmesi için. Honor 90 modülünde güçlü bir işlemci olmasına rağmen 4K çözünürlüğünde 30 FPS'lik yani 30 FPS'lik video kaydı yapabiliyor. Burada 1080p'yi aldığınız zaman 60 kareye çıkıyor bu. 4K'da 60 FPS video kaydı yapamıyorsunuz. Yani eğer çok fazla video çekerim diyorsanız da bence bu eksi bir durum. Telefonun bir diğer artı özelliğine geldiğimiz zaman bildiğiniz gibi bir telefonun en önemli parçası işlemcisi. Bu telefonda da 4 nanometre üretim sürecinden geçen Snapdragon'un 7 Gen 1 işlemcisi mevcut. Yani hem burada günlük kullanımda hem oyun oynarken ortalamanın üzerinde gayet akıcı bir deneyim sunabilecek bir işlemci
5G performansı mevcut. Yani yoğun kullanımda hafif ısınıyor ancak çok yüksek derecelere çıkmayan, yine güç tüketimi açısından da verimli bir işlemci bulunuyor. Oyun, video montaj gibi kullanım senaryoları dahil günlük kullanım için ise fazlasıyla yeterli bir deneyim sunabilecek bir işlemci performansı mevcut. Bence son eksik kısmına gelecek olursak, kablosuz şarj özelliği bu cihazda mevcut değil. Belki olmazsa olmaz bir özellik değil ancak bence bu özelliğinin de olmasını isterdim. Telefonun bir diğer artı kısmı da içerisinde microSD kart yuvası yok ancak 512 GB'lık bir dahili depolama ile birlikte geliyor. Yani çok önemli bir avantaj. Yani çok fazla video çekmiyorsanız, ki çekseniz bile kolay kolay doldurabileceğiniz bir depolama alanı değil 512 GB. Yine önemli bir avantajı bence saf bir Android işletim sistemi ile birlikte geliyor. Özellikle iPhone'dan geçmeyi düşünüyorsanız iOS işletim sistemine benzer, yani içerisinde çok fazla ıvır zıvır olmayan sade temiz bir arayüzü mevcut Honor telefonların. Bu arada Android 13 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Yani burada kullanım kolaylığı açısından işletim sistemini beğendiğimi söyleyebilirim. Son artı kısmına geldiğimiz zaman ise ben kulaklık hediyesiyle birlikte aldım. Honor X5'in bir kulaklığıyla birlikte. Güncel kampanya için ve fiyatı için linkini de açıklamalar kısmına bırakırım. Yani bu kulaklık hediyesiyle birlikte gelmesi de bu telefonun önemli bir avantajı. Yani bu kulaklık hediyesi gelmese bile, yani sunduklarına göre yine de fiyatına göre tercih edilebilecek bir telefon. Yani kulaklık hediyesi de alverisini bir tık daha arttırıyor denebilir. Yine NFC ve Wi-Fi 6 özellikleri de bu telefonda mevcut. Bu telefonu ben ikinci telefon olarak aldım. Benim tercihimdeki en büyük etkeni şık yapısıydı. Genel olarak telefonun sundukları paketon olarak düşünüldüğünde fiyatına göre alan kişiyi memnun edebilecek, fiyat performans olarak mutlaka değerlendirilmesi gereken bir telefon olduğunu düşünüyorum. Siz Honor 90 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.